Selam merhabalar sevgili dostlarım, güzel arkadaşlarım. Umarım çok iyisinizdir, mutlusunuzdur. Bugün sizler için 19-25 Şubat haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden güzel bir hafta olsun inşallah. Şimdi bakın arkadaşlar, daha önceden ufacık bir başlangıç yapmışsınız ama devamı yok. Yani bu çok yeni bir şey değil. Ve soruyorum şu anda ne yapıyorsunuz? Çalışıyorum, hamileyim, çocuğumla ilgileniyorum, eğitim gündemlerim var, mahkeme olaylarım devam ediyor. Satıyorum, satın almayı düşünüyorum. Bakın bir anda pat diye ortaya çıkan bir şeyden bahsetmiyorum. Zaten devam ediyor. Buradan bir gelin, ya şu aralar evet iş şeylerine başvuruyorum. Şu aralar kursa gidiyorum, çalışıyorum, şunu yapıyorum, çalışmak istiyorum. Yani zaten var. Hani bununla alakalı gidişin bir de dönüşü sizden giden dilekçenin bir başlangıç durumunun devam eden sürecin karşılığı geliyor. Yani ne kadar ektiyseniz o kadar biçeceksiniz. Ne kadar değer verdiyseniz ne kadar emek sarf ettiyseniz karşılığını alacaksınız demektir. Böyle de bir güzellik var ve arkadaşlar bakarsanız bu güzelliğin hani devamında onu karşılayanda bir yol. Var. Yani ben onlara dilekçe gönderdim ya negatif gelirse bakın karşılığı var. O yüzden umarım ki hakkınızda hayırlısı olur ve çok da yollarınız var arkadaşlar. Çok da yollarınız var yani. Şimdi şöyle bir Arkadaşlar birisi burada elini uzatmış, birisi burada elini uzatmış. Şöyle. Baya baya el ele tutuşuyorsunuz. Yani bu bilek güreşi gibi değil de hani Pandemi zaman şöyle yapılıyordu ya aynı onun gibi bir şey. Demek ki bir el ele verme, bir birlik, bir beraberlik olayı var. Ve bunu yani şöyle yapsam sanki tamamlanacak bir kalp gibi. Hani şöyle olsa tam bir kalp verecek bize. Ki belki şöyle devamı gelebilir. Bakın çok belli değil. Ama şu anda hali hazırda bir dostluk gel barışalım, gel satalım, satın alalım. Ver elini hani böyle kurbanlık koyun pazarlığı yapar gibi bir el ele verme, el sıkışma olayları, iki ailenin barışması, iki ailenin görüşmesi, bir araya gelme, belki şirketler arası bir durum var, bir kurumla anlaşma yapmaya çalışıyorsunuz. Yani bununla alakalı bakın bir el ele verme olayı var. Normalde elinizi uzattığınızda çek elini, ne el uzatıyorsun, ne alaka diyenler varsa bunu ister aşk hayatınıza düşünün, isterseniz ailemden yardım bekliyorum dediğiniz bir şeyler varsa onlar için de yine hani alabilirsiniz. Kendiniz özel tabi bu kısmı alınız buralarda Demek ki arkadaşlar yalnız bırakılmadığınız bir sürecin içerisindesiniz uzattığınız ele bir el cevap bile bu Tabii ki çok çok güzel bir şey şimdi onun haricinde burada çok kilolu bir kişi var eğer ki gerçekten evet ben bu kadar hani kilolu göbekli birisini tanıyorum diyorsanız bu kişiyle sizin telefonda bir iş halletmeniz olayınız söz konusu ve bu kişinin size büyük bir faydası dokunur. Onun haricinde hayır kilolu falan bana yardım edecek birisini tanımıyorum diyorsanız bu dönemde böyle fikir ayrılığını insan bazen kendiyle yaşıyor, kafası karışmış olabiliyor. Hem böyle düşünüyorum hem böyle düşünüyorum. Daha ben kendi içimde karar verememişim. Ben bu insanı seviyor muyum, kabul edecek miyim? İş seçimim, okul seçimim Nasıl para biriktireyim? Nasıl çalışacağım? Ne olacak? Yani e, belki bu anlamda kafanız karışık. Veyahut da birisiyle bir fikir ayrılığı yaşadıysanız sıkıntıdan içiniz şişmiş demektir. Yani baya bayağı mideniz aynı vurmuş. Şimdi arkadaşlar bu dönemde kimin artık böyle bir sıkıntısı varsa şurada bir K harfi olduğu için bu sıkıntı geçer. Çünkü fikir ayrılıklarından sonra bir ortak noktada buluşmayı anlattığı için ayrılıklar, farklı kafada olma, biri evlenmek istiyor, biri hiç düşünmüyor. Orta noktayı öyle böyle bulursunuz. İkinizden birinin dediği olur ki çok temiz görünüyor. Yani Biraz daha ben sizin hani dediğinizin olacağını düşünüyorum. Bir de iletişim burcu olduğunuz için, konuşkan da olduğunuz için ben sizin istediğinizi öyle de böyle de kabul ettireceğinizi düşünüyorum ve bu sıkıntınız da inşallah geçer. Şimdi devam ettiğimde çok uzun 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 olaylar, çok fazla da bakın yolunuz var. Şimdi öncelikle bu kadar yolunuzun olması demek sizin aklınızda çok fazla düşünceler, fikirler. Bir fikri daha böyle planlarken başka bir plana Sanki geçiyorsunuz. Bir şey daha olmadan oldu o bitti ya ben başka bir duruma geçeyim. Yani sanki böyle bir durumunuz var. Ve bir şey bitmeden diğerine geçiyorsunuz. Bu dönemde öncelikle arkadaşlar bir şeyler değişiyor hayatınızda. Dediğim gibi bir şey bitmeden birisine, bir ilişkideyken başka bir tanesine, bir konuşma bitmeden diğerine, bir okul bitmeden diğerine, bir olay tamamlanıp ama hop diğerine. Hani para gelmeden harcama gibi bir şey. Böyle Hızlı hareket ettiğiniz bir şeyler var ve bir türlü hani her şeyi yarım kala kala tamamlanan bir şey yok ortada. Sizler bu dönemde bir karar alıp ben bu yolu buradan başlattım buradan bitireceğim. Buradan mı başladım buradan devam ettireceğim. Bu dönemde de gerçekten bir kalem gibi bir sopa gibi dimdik bir duruş sergileyeceğim. Ve ben bu yolun sonunu göreceğim. Yani hobiye mi başlıyorsunuz? Sonu neresiyse artık hani 8 seans, 8 seans alırsınız. Eğer sıkıldım yeter, 3 yeter deyip bırakmıyorsunuz. Yani bir şeylerin devamı geliyor. Ayrıca arkadaşlar şöyle devam ettiğimde bu kadar uzun uzun olması Burcunuz itibariyle zaten bir eril enerjisiniz. Bu eril enerjide baba baba tarafıyla barışma, babadan gelen hastalıklar varsa bir de ki bakın beyaz bir yılan var. Baba tarafından gelen böyle kalıtsal bir aile öyküsünde olan bir olay olabilir. Bu tarz bir şeyler varsa evet bununla ilgili belki bir doktora gidebilirsiniz. Bir de arkadaşlar tabii ki bir para kazanma olayını ki eril konuları, eril düşünmeyi beraberinde getiriyor mesela. Meslek mi seçeceksiniz? Sevdiğim mesleği yapayım deyip para kazandıran mantıklı olanı seçeyim. Sevdiğim adamla, sevdiğim kadınla değil, mantıklı olanla evleneyim. Yani biraz daha bakın düşünceleriniz bu dönemde fazla eril enerji olabilir. Çok fazla böyle dişil enerji görmedim. Aşk hayatınıza bile bakarken romantizm değil, romantizmi yapacağım insan bile yani benim mantığımla aynı olmalı. Yani sırf kalple yönetilmediğiniz için daha çok arkadaşlar bu dönemde beyin horul 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 horul, horul çalışıyor. Aklınıza zaten çok yoğun kullanıyorsunuz. Bu dönemde akıl, zeka, fikir hepsi yani sanki böyle hayatınızda kendisini gösteriyor. O yüzden yani kimse sizi kandıramaz, kimse sizi dolandıramaz, kimse sizi uyutamaz. Kimsenin yalanını da yemezsiniz. Çünkü kalpte çok baktığınızı söyleyemeyeceğim. Ee, yani aldanmıyorsunuz arkadaşlar. Yani çocuğumdur. Hadi inanıyor gibi yapayım. He <laughs> he. Öyle değil bakın. Ben seni tanıyorum kardeşim. Sen yalan söylüyorsun. Ya da sen evet doğru söylüyorsun. Ben biliyorum. Çünkü mantıklı yani. Hani sunduğun kanıtlar da doğru. Biraz daha bakın böyle. O yüzden e, tanıdıktır, şudur, budur deyip de bir yumuşama olayınız yok. O yüzden biraz daha belki aşkla ilgili vereceğiniz kararlar bile daha mantıklı olduğu için birisine evet de deseniz mantıklı, çok seviyorum ama hayır da de deseniz gene mantıklı. Biraz böyle bir süreç. Şimdi arkadaşlar bir değişim var. Genellikle zaten değişim yaşamanız tuhaf değil. Gayet değişim yaşayabilirsiniz. Çünkü bir olay bitmeden başka bir olaya başlama olaylarınız vardı. Bakın bu değişiyor. Biraz daha net kararlar verdiğiniz, yol çizdiğiniz bir dönemdesiniz hem kendiniz için hem aile için. Buradasınız. Yalnız kafanız bedeninizden sanki ayrılacak gibi. Bir kişiye, bir balık burcu var. Arkadaşlar, bakın işin içerisine o girdi mi? Onun için bir köprü yapıyorsunuz. Bakın kafanız görüyor musunuz? Çeneniz, gıdınız, küçük burnunuz görüyor musunuz? Yani gözünüz kendiniz olmuşsunuz. Kafanızın arkasında, beyninizin içerisinde bir balık burcu, güneş yükselen ay burcu balık olan birisi var. Yani arkadaşlar hani dedim ya sadece neredeyse akılla yönetiyorsunuz ve yönetiliyorsunuz. Hiç yani kalp yok. Kalbinizde de bir balık burcu, gönlünüzde de bir balık burcu. Yani sanki onun için yaşıyorsunuz. Sanki o kişiye bir mutluluk borcunuz varmış gibi. Güneş yükselen ay burcu balık. Normalde baktığınızda hani bu şeye hangi burçlarla uyumluyum diye. Balık burcu ile uyumlu değilsiniz oraya baktığınızda. Ama burada her şeye rağmen yani bu siyahtır dese doğru söylüyor. Ben onun arkasındayım. Evet bu siyah dersiniz. Bakın ne oldu? Hop akıl kısmından vazgeçtiniz. Demek ki böyle bir insan var. Güneş yükselen ay burcu balık. Ağzınızdan tek laf kelime zor çıkıyor onunla alakalı. Yanlış da yapsa doğru diyorsunuz. Böyle birisi var. Ha, onun haricinde bu hafta bir anda ilişkiniz kabarır, sevginiz kabarır ona karşı bir anda böyle çok yakın dost olursunuz, arkadaş olursunuz. Doğru da yapsa doğru, yanlış da yapsa doğru diyorum. Şeklinde birisi olabilir bakın. Ki olabilir halindeki birisinin doğum haritasını bilmediğiniz için yükselenini, ay burcunu bilemiyorsunuzdur. Ama bildiğiniz birisi var demek ki. Artı bu kısma geldiğimde arkadaşlar sanki sırtınıza böyle beyaz renk bir kanat takılmış ama uçmuyorsunuz ayın özellikle 19 zaten bu hafta ayın 19'u. 19'undan sonra biraz da 27'sinden sonra sanki gibi bu kanatları ben açacağım. Yani bir tarih bekliyorsunuz. O tarih gelsin ben e, uçacağım zaten gideceğim halledeceğim yapacağım gideceğim konuşacağım başlayacağım ama bakın önce bir şey bekliyorum önce kursun bitsin önce şu çocuk hele bir büyüsün yani bir şeyi bekliyorsunuz o geldikten sonra zaten ilerleyeceğim diye işiniz var zaten şuradan bahsetmiştim. Bir de arkadaşlar bu kısım var. Gördüğünüz gibi burada bir 3 rakamı çok bariz belli. Alttan alttan bir para olayı. Buraya da sizin bir meyiliniz var. Bu para, aile, yuva, bolluk, bereket. Normalde bolluk bereket için hiç dua etmiyorsanız dua edersiniz. Bolluk bereket çalışması yapmıyorsanız bu dönemde yaparsınız. İş bulmak için hiç dua, terkip yapmadıysanız bu dönemde yaparsınız. Bakın bir şeyler yapılıyor çünkü. Onu da söyleyeyim. Aman 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 çok karışık. Zaten gelirken neredeyse devrilecekti. Yani <laughs> e, o yüzden buralara bayağı çıktı. Şimdi arkadaşlar bir tane tık 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 bir Z. Tabii böyle yaparsan bir N, I ve V harfleri sanki 4 yazıyor. Bakın Roman rakamlarıyla. Ve onun haricindeki gene burada bir N harf var. N harfini söyleyeyim. İnişli çıkışlı bir dönemin çıkışıdır. Onu söyleyeyim. Z harfi bir şeyin artık bitmesidir. Yani yeter artık dayanamıyorum deyip e, bitirebilirsiniz. Ben devam etmeyeceğim deyip de, de, bitirebilirsiniz. Böyle bir bitiriş olayınız var. Onun haricinde güzel dostlar roman rakamlarıyla 4 olması falan hiçbir şey değiştirmiyor. Normal 4, 4'tür. 4 arkadaşlar biraz daha hani ölümdür. Ama ölüm olarak değil. İllahi bir şeyler ölecek değil. Bir şeyler hani defteri kapatırsınız. E daha çok sayfa var. Umurumda değil. Kapatıyorum, bitiriyorum. Bana ne ya, Ne yapayım? Devam etmek istemiyorum. Sıkıldım deyip böyle bir olayınız olabilir. Demek ki gereksiz bir şeyleri bakın sola doğru kayıyor zaten. gereksiz bir şeyleri bitirebilirsiniz zarar veriyorsa neden devam edesiniz değil mi? Biraz arkadaşlar böyle alt kısımlarda ağrılarınız, ay bir doktora mı gitsem acaba e, olaylarınız olabilir. Dik bir duruş sergilediğinizi zaten söylemiş idim. Bir düşman var arkadaşlar sizi yani gördüğü yerde kaçıyor. Sanki sizi uzaktan görünce yolunu değiştirir. İşte AVM'ye gidersiniz sizi görür. Ay ikizler burcu şimdi karşılaşmayayım. Yani bana ters ters bakar, bak yanımda arkadaşım var, kalkar bana laf söyler diye sizden korkan birisi var bakın. Sizi görünce yolunu değiştiriyor yani bakışlarınızdan bile korkan bir insan. Ve e, bu arada niyetiniz 1, 2, 3, 4 tane akış var. Diyorum ya çok fazla niyetiniz, dileğiniz var. Biri bitmeden birine geçiyorsunuz. Bu hafta belki hani 4 tanenin 4'ünden de vazgeçmezsiniz de birisinden vazgeçersiniz. Üçüyle yolunuza devam edersiniz. Biraz daha bir şeyleri sonuna kadar götürme isteğiniz var çünkü. Bir düzen var. Benim size için arkadaşlar bu haftaki yorumum bu şekildeydi. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.